18 Ocak 2019'dan itibaren BİM aktör ürünlerine gelecek olan Reader M7S tableti inceliyoruz. Tabletin genel özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, 7 inç ekran boyutuna, 1.2 GHz saat hızında çalışan işlemciye, 8 GB dahili hafızaya ve 1 GB RAM'e sahip. Aynı zamanda üzerinde 2000 mAh pil gücüyle birlikte geliyor. Üzerinde çift kamera bulunduran tabletin arka tarafındaki kamera 2 megapiksel, ön tarafındaki kamera ise 0.3 megapiksel olarak konumlandırılmış. Aynı zamanda tablet SIM kart desteği de sunuyor. Üzerinde bulunan 3G şebeke ile fazla hızlı olmasa da sizi idare edebilecek bir internet kullanım deneyimi sunacaktır. Aynı zamanda Android 7.0 ile birlikte gelen tablet size kullanım kolaylığı sağlıyor. Bana kalırsa tabletin genel özellikleri çok kötü. Günümüz teknolojisinde neredeyse bütün işlemlerinizi yarıda bırakır. Sadece YouTube üzerinden veya Google üzerinden herhangi bir şekilde kitap okuma gibi uygulamalar kullanacaksanız alabilirsiniz. Ama oyun oynamak istiyorsanız veya herhangi bir uygulama yükleyip üzerinde çalışma yapmayı düşünüyorsanız bana kalırsa kesinlikle uzak durun. Sizi en fazla bir ay idare edeceğini düşünüyorum. İçerisine uygulama yükledikçe kasma ve yavaşlamalar artacaktır. Üzerinde bulunan 1 GB RAM kesinlikle yetersiz kalacaktır. Bunun yanında 8 GB'lık depolama alanı ise sizin hiçbir ihtiyacınızı görmez. Çocuğunuz için almayı düşünüyorsanız, sadece YouTube ve Google'da vakit geçirmesi için almak istiyorsanız bence alabilirsiniz. Üzerinde bulunan SIM kart desteği sayesinde içerisine hat koyarak çocuğunuzu takip etme ihtimaline de sahipsiniz. İsminden de anlaşılacağı üzere tablet neredeyse sadece e-kitap okumak için yapılmış. Konuyu genel olarak toparlayayım. Eğer oyun için düşünüyorsanız bu tabletten uzak durun. Ama çocuğunuz için almak istiyorsanız bana kalırsa düşünmeden alabilirsiniz. Çünkü YouTube'da veya Google'da vakit geçireceği için onun herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Ama aksi halde bana kalırsa paranızı çöpe atmış olacak. Özellikle bataryasının 2000 mAh boyutunda olması çok kötü bir durum. Neredeyse bir günü bile tamamlayacağını düşünmüyorum. O yüzden sizi birçok zaman şarj etme durumunda bırakacağı için zamanla şarj giriş soketi bozulacaktır. İyi düşünüp ince tartıp öyle almanızı tavsiye ediyorum. Tabletle ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Hemen sağ üst taraftaki ankete katılmayı unutmayın. Bir sonraki aktör ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.